Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu yaratıklardan bazıları bakın burada Kemal ve Ceren'i öldürmüş durumda. Buradan şüphelendiklerimizi şimdi aşağıdaki Skibidi bilim adamının yanına yollayacağız. Doğru söyledim değil mi ismini? Bunun ismi Skibidi bilim adamıydı değil mi? Evet Kerem komiseri doğru söyledin de bağırarak konuşma. Bak bu var ya tüm Titan yani aklına gelebilecek tüm Skibidi tuvaletlerin lideri hepimizi valla yok eder. Kardeşim yani şu anda bizim aşağıda işimiz yok. Arkadaşlar biz şu anda yukarıdakileri aşağı yollayacağız. Çünkü bu yukarıdakiler gördüğünüz gibi Kemal ve Ceren'i öldürdü. Şüphelendiklerimizi şimdi sorgulayacağız ve aşağı Titan, Skibidi tuvaletin yanına yollayacağız. Çok tehlikeli arkadaşlar. Kendisi bilim adamı. Zaten görüyorsunuz pençelerine. Gözünde de bir gözlük var. Şurada da bir tane olması lazım. Evet. Burada da bir tane var. Hazırsanız sorgulamaya başlıyoruz. Zombi baba gel. Bu sandığın içinde silahlarımız var. İlk önce elmas kılıçla başlıyoruz. Al bir tane elmas kılıç eline. Evet. Aldım. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar kamera adamlarla baş kamera adamla başlayalım. Sonra hoparlör adama geçeriz. Hoparlör adam mıydı lan bu? Neydi bu? Hoparlör kafa Kerem komiser. Hoparlör adam ne la? Görmüyor mu <laughs> kocaman hoparlörü var. Ana şunun kafaya bak. Evet arkadaşlar bu da gerçekten tehlikeli gözüküyor. Neyse şimdi e, kamera adamla başlayalım. Kamera adam dün gece neredeydin? Kemal ve Ceren'in ölümünden sen mi sorumlusun yoksa? Buraya bak buraya bana bak diyorum sana. La oğlum Kerem komisere bak ne bana bakıyorsun? Kardeşim ne ben sorumlu olacağım? Gidin başka yerde arayın sorumluları. Ben sorumlu değilim kardeşim. Ben dün gece güvenli evdeki kalede nöbet tutuyordum. Başka bir şey yapmıyordum. Allah Allah nöbet tutuyormuş. Zombi baba sen inandın mı buna? Valla pek inanmadım. Zaten kafasında kamera olan birisi hiç yani nöbet tutamaz. Lan yalan konuşma. Doğruları söyle. Neredeydin? Kardeşim doğru söylüyorum. Yalan mı söyleyeceğim ben? Ben yalancı değilim tamam mı? Bana yalancı diyecek kişi daha anasının karnından doğmadı. Ana şuna bak şuna. Anasının karnından doğmadı falan diyor oğlum. Sen ne biçim konuşuyorsun lan böyle? Kim öğretti sana bu lafları? Kardeşim uzak durun benden. Bak ben yapmadım. Güzel kardeşim ben yapmış olsam zaten ben sana söylerim. Neden söylemeyeyim ya? Ya biz çok katil gördük şu ana kadar. Hiçbirisi de doğruları söylemiyordu değil mi? Yani yani Kerem komiser bak sana ben şöyle bir şey diyeyim. Bu kamera adam herhalde aşağıdakinin kim olduğunu daha öğrenememiş. Ya oğlum bak aşağıda bilim adamı siki bir tuvalet var. Doğruyu söylemezsen bak seni ham yapacak aşağıda bekliyor Kardeşim bak yemin ederim korkuyorum. Yalvarırım aşağı atmayın. Tamam yani Ceren ve Kemal'in ölümünü yapan kişiyi yani onlara saldıran kişiyi biliyorum ama gerçekten ben yapmadım bunu. O zaman kimin yaptığını söyle çabuk. Söyle söyle çabuk. Oğlum ne bekliyorsun söylesene. Lütfen yalvarırım bırakın beni. Eh yeter be defol git aşağı. Seni mi uğraşacağız Nefes ya? Ne ya? söyleyecektin yaptın onu. Ana ya, ne bırak... Yesin kardeşim ya yesin Saldırın haydi Evet arkadaşlar saldırıyorlar ona Ana ee? gitti be kamera adam Ne ee? oldu be Evet gitti Galiba öldü öldü mü Oğlum midesine yuttu görmedin mi Ağzıyla valla mideye attı Kardeşim pek göremedim Arkadaşlar aşağıdakiler çok güçlü ee, Gerçekten inanılmaz bir şekilde sal Aha orada bir kapı var Şuraya bak gel gel gel. Ana o kapı ne işi var la orada? Yoksa bu bilim adamı gibi tuvaletin gizli kapısı falan mı? Kardeşim bilmiyorum da aşağıdaki bu kapıya bizim de girmemiz lazım. Şuradaki herkesi sorguladıktan sonra o gizemli kapıya girmemiz lazım tamam mı? Neyse. Kemal ve Ceren'in katillerini sırayla arkadaşlar aşağı atmaya devam ediyoruz. Şimdi ikinci silahımıza geçelim. Şu kılıçları bırakalım. Evet altın silahlarda sıra. Bu altın silahlar bence işimizi görür. Ne dersin? Görür Kerem komiser. Şu silahın güzelliğini görmüyor mu? Bak şimdi pat pat. Evet kardeşim bayağı bir güçlü. Neyse zombi baba. Şimdi sırada hoparlör kafa var. Hoparlör kafa. Evet kardeşim. Sen dün gece daha doğrusu ben buna kardeşim demem. Ben sadece sana kardeşim diyorum. Ben bunlara kardeşim falan demem. Kusura bakmasınlar. Neyse sen biraz çekil de şu bana bir baksın. Dün gece neredeydin? Yoksa Kemal ve Ceren'in ölümünden sen mi sorumlusun? Ben sorumlu değilim. Ben dün gece e, şehirde dolaşıyordum. Şehirde nerelerde dolaşıyordun peki? Şehirde e, adliye sarayındaydım evet. Adliye sarayının orlarda dolaşıyordum. Kardeşim ne adliye sarayından bahsediyorsun? Bizim e, şehrimizde adliye sarayı falan yok ki. Nasıl yok ya? Aşağıdaydı gördüm eminim. Yok diyorum sana yok. Zombi baba gel buraya gel be. Kerem bir dakika dur. Adliye Sarayı diyor. Bak şimdi buradan birçok şey çıkar. Senin şehrinde dediğin gibi yok mu la? Adliye Sarayı yok. Yalan söylüyor. Bariz yalan söylüyor yani. Arkadaşlar bu arada aşağısı bizim şehrimiz. Tabii ki sistem gözükmüyor. Ama biliyorsunuz ki bizim şehrimizde Adliye Sarayı yok. Bu durumda bariz yalan söylediği ortaya çıkıyor. Yani ona aşağı atabiliriz. Erem komiser belki de adliye sarayı yerine e, adliye köftecisi demiş olamaz mı? Yani belki de köfteci <laughs> görmüştür. O öyle sanmış olamaz mı yani? Sizin <laughs> bu aşağıda yok mu oğlum köfteci? Yok köfteci de yok maalesef. Bizim e, şehrimizde sadece tepe gözün mekanı var. O da pek güzel yemekler sattığı söylenemez yani. Bence hoparlör kafayı bu sefer sen aşağı at. Ben de uzaktan çekeyim bakalım nasıl aşağı atıyorsun. Şu yaratıklardan da biraz tırsıyorum ama. Hadi yolla bunu aşağı yolla. Hoparlör kafa üzgünüm sen çok yalancı biri olduğun için sen bilim adamı gibi Tua'ydın çukurunu hak ettin. Güle güle os saldırıyorlar şunlara bak os, saldırıyorlar. nasıl saldırıyorlar bunlar ne kadar vicdansız ana gittiler. Kardeşim çok vicdansızlar evet ama şunu da düşün biz daha sonra aşağı ineceğiz bu vicdansızlar kim bilir bize neler yapar yani. Kerem komiser biz ikimiz akıllıyız. Bunlara papuç bırakmam beyin. Sen yani bana ayak uydur gerisini boş ver. Yani inşallah dediğin gibi olur. Neyse arkadaşlar. E, bunlara yem olmak istemiyorum. Ve sıradaki kişiye geçiyoruz. Ana bu ne böyle? Şunun kafaya baksanız arkadaşlar. Bak 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 bana be? nasıl bakıyor. Hayırdır kardeşim ne baktın dik dik. Bana bak doğru konuş bende. Eee ne bakıyorsun? Ben bakarım ben polisim tamam mı? Bakamazsın kardeşim bakamazsın Kardeşim ben bakarım Ben polisim şimdi silahımı değiştirip geliyorum hemen Gel zombi baba hemen silahımızı değiştirelim Aldım Kerem komiser Ana vektör valla bu silah var ya O tam otomatik çok iyi bir silah Öyle diyorsan öyledir Ben daha önce hiç kullanmadım Ama eminim ki sen kullanmışsındır Gel sen gel gel ben bu silahlarla büyüdüm oğlum sen şunu bir sorgula hele bakalım dün neredeymiş yoksa Ceren'le Kemal'i bu mu öldürmüş? Ceren'le Kemal'i bu öldürmüş olabilir tipinden onu seziyorum arkadaşlar şunun kaşlarına baksanıza görüyor musunuz şunu kaşlarını iğrenç ne kadar iğrenç tipine baksanıza neyse zombi baba bunu sen sorgular mısın ya? Dur sorgulayayım Kenan Komiser'i. Çekil şimdi zombi babanın üstün dedektiflik sorgusuna hoş geldiniz. Şşş yavrum bak bakayım gözlerimin içine. Dün gece ne yaptın la Ceren'le Kemal'e? Kardeşim ben dün gece e, neredeydim biliyor musun? Neredeydin? Vallahi ee şehirdeydim ben de. Bak seni yavaş yavaş itiyorum yavrum. Emin doğruyu söyle. Dur, Yoksa ben... bak gidiyor çukura. Dur dur dur, lütfen biraz daha etme yalvarırım. Tamam doğruyu söylüyorum. Dün gece ben e, tuvaletteydim. Nerede olacağım görmüş olduğun gibi. Benim şeklim bir tuvalet yani tuvalet adamım ben. Yavrum sen kimi kandırıyorsun? Ana siz zaten kendin tuvalettiniz. Yani kendin tuvaletteysen. Yani bu tuvalet ne? Kerem bu bize bu bize kandırıyor. Tuvaletteyim diyor ama tuvalet zaten bu. Kardeşim dur dur doğru söylüyor olabilir şimdi tuvaletteydim diyor evet tuvaletin kendisi bu ama ben bu işte bir gariplik sezdim çünkü gel kardeşim sebebini söyleyeceğim sana bak şimdi bu bizim şehrimizde olamaz ee, sorguya başlarken şehirdeydim dedi ya. Dikkat edersen ee? orada bir böyle panikledi çünkü bu karakter bizim şehrimize daha önce hiç gelmedi arkadaşlar siz daha iyi bilirsiniz bu karakteri daha önce şehirde gördünüz mü ben hiç hatırlamıyorum yani bu karakter bizim şehrimize hiç gelmedi o yüzden yani o soruyu sorduğumuzda ilk etapta bir panikledi o yüzden ben bunu aşağı atacağım. Emin misin Kerem komiser belki de gelmiştir senin gözünden kaçmış olamaz mı? Yani gelmiş de olabilir. O zaman birkaç soru daha soralım. Tamam, dün gece şehirde olduğunu söyledin. Bir tuvalette olduğunu söyledin. Peki şehirdeki hangi evin tuvaletindeydin? Onu söyle. Eee şey, zengin zenginin tuvaletindeydim. Evet. Hayır. Zenginin tuvaletinde bu tarz bir tuvalet yok. Evet. Oradaki tuvalet alıfranga, değil mi? Sen de biliyorsundur evet, belki. Evet kandırıyor, yalan söylüyor. Ben bunu atıyorum çukura. Evet arkadaşlar, zenginin evinin e, e, evinde Böyle bir klozet yok, alafranga tuvalet var. Ee, ben yolluyorum bunu Güle güle. Aşağı yolu. Oh aşağıdakiler saldırıyor. Hadi hadi. Ona şuna bak yarını yokmuş gibi sandırdı. <laughs> İşini bitirdiler direkt Neyse, zombi baba. Sırada. Aa tuvalet kafa Hasan. Korkmuş durumdasın. Şimdi seni sorgulayacağız. Söyle bakalım dün gece neredeydin tuvalet kafa Hasan? Ee, zombi baba bunu sen sorgulamak ister misin? Allah isterim Kerem Komiser. Ben böyle yani üzgün kişilerin sorgusu çekmeyi çok severim. Çekil ara. Tamam. Tuvalet kafa Hasan'ı zombi babaya bırakıyorum. Zombi baba sorgula şu tuvalet kafasını. Bakalım dün gece neredeymiş? Acaba Kemal ve Ceren'i o mu öldürdü? Bunları anlayalım be. Hasan şimdi beni iyi dinle. Çünkü dinleyeceğin son cümleler benim cümlelerim. Evet Ceren kardeşim. Kemal. Evet dinliyorum. Ceren... Bak bak la oğlum sözümü kesme. Ceren'le Kemal öldü anladın mı? Kar sen mi öldürdün bak? Kardeşim sen, öldüğünü oğlum... görüyorum ben de. Kör değil gözlerim görmüyor mu Fırıldak gibi gözlerim var. Öldüğünü ben de görüyorum. Ve şu anda katili arıyorsunuz biliyorum. Ama ben tuvalet kafa hasal olarak bunu yapmadığımı söyleyebilirim yani. Dur senin şu klozetine ben bir bakacağım. Bu ne la Burada parmak izleri var. Yoksa ha. bu Ceren'le Kemal'in izi mi? Bakayım. Nerede? Parmak izi nerede gördün? Aha dur Aa, dur. Bak şurada. Tam bak köşesinde. Bakıyorum. Evet parmak izine benzer izler var. Arkadaşlar yok değil. Parmak izine benzer izler var. Hayır yok yalan söylüyorsunuz. Var diyorum kardeşim. Ne yalanı? İşte bak burada. Ama tuvalet kafa Hasan yani suç işlemeyi bıraktığını söylemişti bir zamanlar bize. Ne dersin? Kerem komiser bak ben yılların dedektifiyim. Yani ben bu izleri nerede göreceğim tanırım. Bu var ya bu kesin Kemal Ceren'in yani yani yok yani başka. Çünkü insan izi bunlar. Kardeşim bir gelir misin? Şimdi ona öyle bir soru soracağım ki Kemal Vecerini öldürüp öldürmediğini öğreneceğiz. Hazır mısın? Kafamda öyle Hazırım. bir soru, kafamda öyle bir soru var ki tuvalet kafa Hasan en son şehri terk ederken yanında birisi vardı. Birisine aşık olmuştu tamam mı? En son onu takip ediyordu yani. Şimdi e, tekrardan şehrimize neden geldi bunu soracağım. Gel. Arkamdan gel. Tuvalet kafası. Geldim. E en son sen şehrimize geldiğinde birine aşık olmuştun diye hatırlıyorum. Doğru mu? Evet, doğru. E şimdi o kıza ne oldu? Yani neden o kızın yanında değilsin? Neden şu anda buradasın? Ee, o kızda Kardeşim ne yalan söyleyeyim Ayrıldık biz ya Yollarımız artık ayrı düştü yani Gerçekten çok üzülüyorum ayrıldığımız için ama e... <laughs> Ayrılık çok koydu be kardeşim Tamam ya Tamam tamam ağlama beni de ağlatacaksın şimdi Yok zombi baba Yok ya bu ya Kerem komiser bunlar timsah gözyaşları çekin kenara be Ana, Ben bu izleri <laughs> dur, unutmam dur. sana diyorum izler bunlara ait Kardeşim dur gelir misin bu buraya Bak tuvalet kafa Hasan yapmamış olabilir. Onu en sona bırakalım. Baştan sorgularız. Grimus Shake'e geçelim. Ne dersin? Olur. Tuvalet kafalı Hasan. <laughs> Bak bugün şanslı günündesin yavrum. Bekle biraz. Senin de vaden gelmemiş. Allah razı olsun abi. Allah ne muradınız varsa versin. Sağ ol sağ ol. Hadi hadi. Öte de şimdi gittiyle. Ne yapıyorsan yap. Tamam Aha. Kardeşim Grimace Shake'de sıra. Grimace Shake'i ben sorgulayacağım. Lütfen onu bana bırak. Çünkü bize yaptıklarını biliyorsun. Kemal'e ve Ceren'e saldırdı. Daha doğrusu çocuklarını kaçırdı. Biliyorsun yani. Lütfen onu bana bırak. Evet gel tamam, bakalım. Sen bırakacağım da şu silahı bir değiştirerek oğlum sıkıldım be bu silahtan yani hep aynı silah. Gel şuradan şu taramalıyı al. Vay oha arkadaşlar. Vay baya güzelmiş bu. Sen de ateş et bakayım. Eğiline. Dur bir. <laughs> Ana A bir de bunun lazeri var çok iyi. Aya Adanalılar gibi güneşi mi tarasak acaba? Güneşi ateş edelim arkadaşlar çok sıcak ya. <laughs> Oğlum şey manyak mısın? Bu kurşun 10 lira. Yani nasıl gitsin ne güneşi 10 liralık kurşun? Espri yapıyorum kardeşim. Neyse gel Grimace sıra. Evet Grimace Shake en son bize de saldırmıştı. Ee, Kemal ve çocuğunu kaçırmıştı. Tabi biz onu patlatmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. En son videoları izleyenler hatırlar. Grimace patlatmıştım ben. Ama daha doğrusu polisler Helikopterden bomba atmışlardı. tekrar canlanmış bir şekilde. Bana bak, Kemal'in çocuğu Kameli kaçırmıştın. Şimdi Kemal ve Ceren'i sen mi öldürdün yoksa? Bana doğru söyle. Artık acımam yok ona göre. Kardeşim, ben öldürmüş olsaydım, tekrardan e, bu şehre neden geri geleyim yani? Bir suçlu olarak bu şehirde ne işim var? Senin karşına çıkmaya bile cesaret etmezdim. Ben öldürmedim. Yani. Evet mantıklı konuşuyorsun ama ee, Kemal ve Ceren o zaman kimin öldürdüğünü biliyor musun? Aslında bakarsan gördüm evet gördüm. Kim öldürdü o zaman söyle bize belki seni affederim yani. Kardeşim söyleyemem beni tehdit ettiler. Bana kardeşim falan deme söyle şuna bana kardeşim demesin. Bak Deryacoş senin içeceklerin yani öyle. Uli... Liski yani bilmiyorum ben ismi içeceği nereden geldim de bir daha kardeşim demeler Kerem komiseri duydun mu? Tamam tamam demem Allah Allah. Sanki isteyerek dedik ağzımdan çıkıverdi işte. Neyse neyse uzatma fazla. Bak Kemal ve Ceren burada. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar zor durumdalar. Kemal zavallı Kemal ve Ceren'e e, katili Grimace olabilir. Ben şüpheleniyorum. Sonuçta Kemal ve Ceren'in bebeği Kamil'e kaçırmıştı bu zamanında. Yani belki de intikam için Kemal ve Ceren'e saldırmış olabilir. Sen ne diyorsun? Kerem Komiser ben sana bir şey diyeyim mi? Sen bunu patlattın ya bombayla. Sen sonra onu temizledin mi? Yani bu parçaları belli ki birleşmiş, toplaşmış. Aa, yani tekrar bedene ulaşmış. Aa evet doğru söylüyorsun. Evet evet. Biz seni patlattıktan sonra... Ee, helikopter senin üstüne bomba atmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Sonra sen e, yolun üstüne yapışmıştın. İğrenç bir şeydin. Eh ee, kesme. Sensin o iğrenç. Sen ne artistlik yapıyorsun bana ya sabahtan beri? Bana bak. Bana sesini yükseltme bir daha tamam mı? Sen asıl bana sesini yükseltme. Kemal ve Ceren'in katilini biliyorum. Ve asla benim ağzımdan laf alamazsın. Zombi baba vur şunu yoksa ben çok kötü yapacağım bunu. Vur Dur şunu aşağıya. Girem, bise, sakin ol. Oğlum senin bugün herhalde son günün. Gözlerini kapat. Geliyor. Dur. Yürü. Dur. Arkadaşlar yolladık aşağı. Evet saldırıyorlar. Hadi aslanım, süpersiniz be. Şimdi arkadaşlar bunlara aslanım falan diyorum, süpersiniz falan diyorum. Az sonra biz de aşağı ineceğiz yani. Korkuyorum bir yandan da. Neyse sorgulamaya devam edelim. Sıradaki kişi şu. Uru kafası gibi bir tuvalet. Ana ben bunu tanıyorum la. Nereden tanıyorsun? Senin videolarına oğlum, mı geliyordu yoksa? Bu benim videolara geldi çıktı bir şeyler oldu. Ama bu beni sık sık yani ziyaret eder. Takip ediyor kendisi beni değil oğlum, mi la? Oğlum bir şey diyeceğim sana. Bir şey diyebilir miyim? Söyle Kardeşim bunu senin videolarda ne işi var? Böyle bir ne yaratı... Istası, ne işi var? Kardeşim böyle bir yaratığın senin videolarında ne işi var? Arkadaşlar Mustafa Er'in videoları da çok aksiyon dolu oluyor. Lütfen sizler de onun kanalına abone olmayı unutmayın. Böyle değişik değişik skibidi tuvaletler, titan kafalar geliyor. Mustafa Er'in kanalına mutlaka abone olun arkadaşlar. Neyse sen sorgulamaya devam et kardeşim. Bunu sen sorgula karışmıyorum. Çünkü senin videolarına geliyormuş belli ki senin şehrine de geliyor. Sen karışma Kerem Komiser. Bu var ya bu. Bana neler çektirdi neler. Ama ben tabii bunun üstesinden geldim. Bak iyi şimdi. La toksiksi gibi de tuvalet. Şimdi beni iyi dinle. Ne diyorsun zombi baba? <laughs> seni öldürmemiş miydim ben? Yok sen beni öldüremedin. Ben seni öldürdüm. Söyle o gibi de tuvalete bir daha. Sakın nükleer bombalarla gelmeyin anladın mı? <laughs> Tekrar geleceğiz Kerem komiser. Kardeşim. Ben bunun ağzından cümleyi aldım. Ne bu diyor? bu var ya bu e, Kemal Ceren'in ilgisi yokmuş. E, sadece nükleer bomba ilgisi varmış değil mi la? Ben sadece nükleer bomba ateşleri. Kardeşim Bak, gelir, gelir misin mi mi buraya? Duydum. Kardeşim gelir misin buraya? Kardeşim Kemal ve Ceren'i öldürmüş, öldürmemiş olabilir de nükleer bombayla ilgileniyorum diyor ya dünyadaki tüm insanları öldürmeyi planlıyor yani bu. Dur bir dur öyle miymiş lan oğlum sen tüm dünyadaki herkesi mi yok etmek istiyorsun? Tabii ki de hepinizi mahvedeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya yürü ya. Oh! Ne yapıyorsun lan? Aa! Yürü ya aşağı. Aa! <laughs> ne komiser ne yaptın la? Öyle bir ateş ettin ki valla yere sü ameli sümü gibi yapıştı. Kardeşim dünyadaki tüm insanları öldürmek istediğini söylüyor. Ben bir polisim buna asla müsaade etmezdim. Dayanamadım daha fazla ateş ettim valla. Bir de bu çok dayanıklı birisi değilmiş zaten. Aşağı düştüğü gibi öldü. Neyse arkadaşlar. E, bakalım buradaki en dayanıklı kişi kim olacak? Sıradaki kişiye geçiyoruz. Şunla devam edelim istersen. Ne diyorsun? Devam Daha edelim mi? adam. Bununla devam edebiliriz Kerem komiser. Tamam. E, silahımızı değiştirelim ama benim mermim bayağı bir az kaldı. Arkadaşlar. Sen öyle bir taradın ki hava uçtu zaten kuru kafası gibi tuvalet. Uçacak tabii kardeşim. <laughs> Kimle mücadele ettiğini bilmiyor. Evet arkadaşlar. Aha! Bu sefer AKM silahı geldi elimize. Evet bu bir keleş. Abo. Kedeş, ana en sevdiğim silah. Şimdi bununla devam edelim. Evet. Bunun adı neydi be? Uçağa benziyor. Titan bir... kamera adam. Titan kamera adam. Görmüyor mu? Bunun kanadı falan var. Uçuyor falan bu. Oha. Çok güçlü gözüküyor. Aa elinde de bir şey var. Onlar ne öyle? Arkadaşlar o şunları... Elindekileri görüyor musun? Gizemli... Oğlum elinden bu bomba falan atıyor. Dikkat et fazla yaklaşma ona Kerem komiser. Tamam tamam arkadaşlar kamerası da gerçekten çok ilginç duruyor. Neyse bana bak buraya Titan kamera adam mısın nesin? Artık ismini telaffuz bile edemiyorum yani. O kadar uzun isimleri var ki söylemeye bile artık unutuyorum yani bunların isimlerini. Neyse dün gece neredeydin? Kemal ve e, Ceren'in ölümüyle alakan var mı söyle bana. Aa, asla ağzımdan cümle alamazsınız. Ne diyor bu? Kardeşim ne diyor? Bu? diyor ki ben yani cümlemim mümlelemezsin diyor da bu galiba bizi tanıyamamış. Oğlum gözünü aç da bir bak kaç kişi gitmiş şu kura. ne ee, olacak yani beni de mi atacaksın? Hadi at da aşağıdakilerin işini bir güzel bitireyim. Onlar benim karşımda duramaz. Zaten onlar benim düşmanım sayılır. Yolla beni aşağı hadi yolla. Dur dur o kadar kolay değil. Sen dün gece neredeydin bakayım yoksa Kemal ile Ceren'i... Yok be Yok bu öldürmüş olamaz ya. Neden öldürmüş olamazsın kardeşim? Bence olabilir. E çünkü bu insanlar Aa. pardon Kerem komiser yanlış yalan, <laughs> tutukluluk yaptı. Aa oğlum manyak mısın sen? <laughs> tutukluluk yaptı. Bir şey yok demi la. Ne bileyim ayağım acıdı gibi sanki de yani sonuçta oyundayız yani herhalde bir şey olmamıştır. Olmaz olmaz. Bak ben bunu tanırım. Bu yani insanlarla bir işi gücü olmaz. Sadece CGBD tuvaletleriyle işi olur. Belki onlar ödülmüş olabilir. Bilmiyorum yani. Ama Ceren'i Kemal e yapmamıştır. Şimdi bir şey. ben şöyle bir mantık yürütüyorum o zaman. Kamera adamlar CGBD tuvaletlere saldırıyor değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Abi. Tabi tabi. Şimdi kamera adamlar skibidi tuvaletlere saldırdığına göre e, bu da aşağı inmek istiyor arkadaşlar. Çünkü aşağıdakiler de bir skibidi tuvalet. E onlarla savaşmak istiyor. Yani bunun tek amacı aslında Skibidi tuvaletlere saldırmak. Yani bu yapmış olamaz. Evet. Mantıken ortaya bu sonuç çıkıyor. Kemal evet, ve Ceren. E, Kemal ve Ceren'e bu saldırmış olamaz. Bunu da atlayalım o zaman biz. E, tuvalet kafa Hasan'a atlamıştık. Aslında bu bir Skibidi tuvalet ama bu bizim arkadaşımız oldu. E, bunu da atladık şimdi. Bunu da aşağı atmıyoruz. Sırada bu ne? Titan televizyon kafamı. Titan televizyon, televizyon adam. Aynen Aa. Kerem komiser. Şimdi bunun sorgusunu ben yapayım. Ee, kardeşim kenara çekil. Sorgusunu yapıyorum hazırsan. Söyle bakalım Titan televizyon adam. Artık burama kadar geldi yani. Sabrım taştı. Abimi ve abimin karısı Ceren'i sen mi öldürdün? Cevap ver bana. Cevap versene oğlum. Lan neden cevap vermiyorsun? Dur dur şunun kafasına iki vurayım. Baksana televizyon ana sinyal gitmiş. La oğlum ses ver la konuş. Konuşsana lan. Bu, bu ne la? Bunun herhalde dili tutuldu. Baksana sinyal de verilmiyor. Şunun tipe bak. Evet arkadaşlar hatlar kopuk galiba. Bunun sinyaller bağlantı alamıyor herhalde. Uzaydan gelen bağlantıları çekemiyor herhalde bu kendi kafasına. E şimdi biz bunu nasıl sorgulayacağız? Konuşamıyor da. An Anlamadım ki. Anca böyle dik ki bakıyor Ne bakıyor Konuş. Bir cümle de bir, bir de la. A de B de. A Zombi o en iyisi biz buna konuşmayı öğretelim ee, çocukluk eğitiminden başlayalım en iyisi ama ilk önce emzirmemiz lazım emzir şunu be <laughs> Emzir şunu Selam <laughs> komiser ne diyorsun lan <laughs> ne emzirmesin ha ben seni adam zannettim arkadaş bildik dur, seni ne emzirtmesin ha vururum seni Tamam kardeşim bak yani onu çocukluk eğitiminden başlatmamız lazım çünkü konuşmayı bilmiyor yani bir Oğlum bak... daha. <laughs> La bu yürümeyi de bilmiyordur. Sen de diyorsun emzirime. Bekle şimdi ona çok hızlı bir eğitim vereceğim. İzleyeceğim diye. E tamam. La titan Teyze adam. Bak şimdi oğlum. Kelimeleri şunlar. A, B, C, C, D. Bunları bilsen yeter. Şimdi bir A de bakayım. A desene e, evlat. Hiçbir şey demiyor. Yok. Ee, zombi baba bundan bence adam olmaz. Bunu biz direkt sınıfta bırakalım ne diyorsun? Sınıfta bırakalım Vallahi... mı? Arkadaşlar yani... dur be, gel gel o zaman. Ee, arkadaşlar size soruyorum. Yani şimdi biz bununla diyaloğa geçemiyoruz. Konuşamıyoruz. Çünkü ağzı yok. Yani gerçekten yok ağzı. Aslında hoparlörlerinden konuşabilir. Yanlarda hoparlörler var. Oralardan konuşabilir ama. E, cevap da vermiyor. Ne yapalım arkadaşlar size soruyorum. Yorumlara yazın şu anda. Hemen bizde. de. E, ee, zombi Baba ile birlikte yorumlarınızı okuyacağız. Zombi Baba sen yorumları oku bana. Ne yapıp ne edeceğimize karar verelim birlikte. Tamam Kerem Komiser. <laughs> Arkadaşlar bakın ben o kadar yani öğretmenlik hayatımda tüm öğrencilerime öğrettim şu A, B, C, C, D, Ama bir buna öğretemedim. Yani siz bir bakayım ne diyeceğiniz görelim. Oku bakalım Herkes yorumlar. atma diyor. Atma diyor. Ya at diyen de var ama çoğunluk atma diyor. Atma diyorlar. Allah Allah. Yani çoğunluk atma diyor da çünkü herhalde acımış yani izleyicilerimiz o yüzden atma diyorlar yani Kerem Komiser. Arkadaşlar o zaman bunu da videonun sonuna saklıyoruz. Daha doğrusu canlı yayın sonuna. Sizler de canlı yayınlarımızı kaçırmak istiyorsanız istemiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoları ve canlı yayınları kaçırmazsınız. Şimdilik bunu sizin yorumlarınıza uyarak atmıyorum. Ee, videonun sonuna saklayacağız. Tekrar soracağım ben size. Ee, sıradaki kişiye geçelim. Aha Hadi. Texas gibi bir tuvalet. Texas mı? O nasıl bir isim? Tesla ben? la ne Texas oğlum? <laughs> Tesla Tesla görmüyor mu tipi? Pardon, pardon kardeşim. Evet Tesla'ya benziyor. Bana bak Elon Musk'la alakan var mı senin? Söyle cevap ver. Kardeşim ne Elon Musk'ı be? Bak git işine. Aa, şuna bak. Atarlı çıktı bu. <laughs> bak sen şuna. Yüre, yürek yakala bak. Şunun gözlüğe bak la. Ee, Bir şey diyeceğim. Senin kafandaki antenleri şu televizyon adama takalım da belki sinyal gelir de konuşmayı öğrenir. Hadi gitme işine. Ne takacağım ona antene? Hadi yürü bas git. Bana bak. Bağırınıp durma tamam. Neyse şunu sorgulamaya başlayalım. Dün gece neredeydin? Kemal'e, Kemal abimi ve Ceren'i sen mi öldürdün? Cevap ver bana. Ben dün gece Elon Musk'ın e, yapmış olduğu e, SpaceX uydularından bir tanesindeydim. Uzayı karıştırıyordum yani sağda solda uzaylı falan arıyordum yani. O hesaba denk geliyor anladın mı sen? Anlamadıysan öğretebilirim bak aslında. Eh yeter be. Ne diyor oğlum bu? Ne anlatıyor bu? Kafamı karıştırdıysa. SpaceX falan diye bizi Ceren'le Kemal'i unutturacak bu akıllı fırıldak. Aynen ya aynen oğlum, kafamızı karıştırmaya Kemal... çalışıyor. Sorgula sen Kemal ile Ceren'i ne zaman gördüysem Bir konuş çabuk. Kardeşim ben her dakika her saniye görebilirim. Uzaydaki uydudan çünkü yeryüzündeki hareketleri takip edebiliyorum. Allah Allah, Allah Allah. Garip. Gerçekten garip sistemi var. Ama en garip sistem şununki ya. Şuna baksana. Neyse. Oo, Onu, ona geçmeden ok. şunu sorguyu bitirelim. Şimdi... Şimdi söyle bakalım eee uzaydaki sistemden nasıl takip ediyorsun etrafı onu anlat bize. Bana bak bana sana diyorum bana bak oraya değil uzaydaki sistemden nasıl yeryüzündeki insanları takip edebiliyorsun onu anlat bana. Eee aslında uzaya gönderilen e, Elon Musk'ın uyduları var ya o uydulardan yeryüzündeki hareketleri takip edebiliyorum işte. Allah Allah çok garip. Fazla garip bu şüphe verici. Şimdi yeryüzündeki hareketleri takip edebiliyorsan, e, Kemal ve Ceren'in hareketlerini de takip edebiliyor olman lazım. Yani mantıken ona çıkıyor. Evet, takip edebiliyorum zaten. E o zaman Kemal ve Ceren'in nerede olduğunu belki de bu sayede öğrendim ve onların işini bitirdin. Doğru değil mi? Yani doğru. Yani yoksa lan oğlum sen yoksa SpaceX'te roket mi attın lan onlara? E, ne yaptın ne söyle? Kardeşim ne roketi? Direkt nükleer füze yolladım üstlerine. Ona <laughs> Ne? Ne diyor lan bu? Yürü yürü, lan. yürü yürü. Saldırın şuna, saldırın. Aa aşağıdakiler. Aha gördüler. Arkadaşlar saldırıyorlar. Oha! Arkadaşlar aşağıdakiler. Ne dediğini duydun mu? Nükleer attım diyor. Duydum, duydum. Duymaz mıyım? Bence bunun yanında kesinlikle birileri vardı. Bu tek olamaz yani. Sorgulamaya devam edeceğiz. Hepsini sırayla sorgulayalım. Ben şu minyondan da çok şüpheleniyorum. Korkunç minyon şunun ağzına baksanıza dişlerine. Hemen silahımızı değiştirelim ve sorguya devam edelim. Hadi gel. Hadi Kerem komiser. Ana katile çok yakınız. Az kaldı hissedebiliyorum. Evet katilleri sırayla aşağı yolluyoruz arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir silah lan ha? Milattan önce kalma silah beziyor. Kardeşim öyle de bu pompalı galiba. Tek kurşun atıyor ama sağlam atıyor yani. Dur sakın yani. sıkma sakın tek kurşunumuz var. Onu iyi değerlendirmemiz gerek. Yok kardeşim. Aha aşağıdaki hareket ediyor. Şunun arkasındaki makinalara baksanız arkadaşlar. Çok garip değil mi ya? Hem örümcek hem tuvalet hem gözünde garip garip sistem var. Neyse az sonra biz de aşağı ineceğiz nasıl olsa daha yakından bakabiliriz. Şimdi sıradaki kişi aha da bu. Bunu sen sorgula. Tamam Kerem komiser sen bırak bana. Tamam. Titansi gibi bir tuvalet. Vay 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 nereye gidiyorsun la? bu kadar şık giyinmişsin düğünün falan mı var? E, niye konuşmuyorsun Senle konuşacak hiç şeyim yok zombi baba. Ee, nasıl yok la? Ana seninle o kadar yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyizdi ne oldu da konuşmuyorsun? Sen bana ihanet ettin. Bu ihanetin bedelini ödeyeceksin. Ne? i̇hanet mi ettin? Yok ha. yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok bu yalan sıkıyor yani ne dediğini bilmiyor. Aa, kandırma Kerem komiseri nasıl ihanet ettiğini biliyorum nükleer bombayı. Ne nükleer bombası da ne diyorsun la? Nükleer bombayı senin iptal ettiğini biliyorum. Ee, Tabii tamam. ben iptal ettim. Kardeşim bu yani... iyi bir şey helal olsun sana nükleer bombayı Nükle mı iptal abi. E tabi oğlum bak sana ne diyorum ben bununla yalandan dost, ya dost oldum tamam mı yani aralarına karıştım ajan oldum sonra bunların yaptığı nükleer bombayı buldum çözdüm yani bomba bu da iptal diğer oldu, arkadaş, Bu da diğer arkadaş gibi nükleer bomba yapıyordu ve dünyadaki tüm insanları yok edecekti öyle mi? Ha, tam olarak öyle yani büyük olasılıkla tesisi gibi bir ne Titan'sı gibi tuvalet yani bir olabilirler diyorum yani ben. Evet kardeşim ben de şüphelerim o yönde. Şimdi arkadaşlar Kemal ve Ceren'i bu öldürmemiş olabilir. Ama büyük ihtimal bunların daha büyük bir planları vardı. Sizce bunu aşağı atalım mı arkadaşlar? Hemen şu anda at yazanlar olursa direkt bunu acımadan aşağı yollayacağım arkadaşlar. Eren komiser herkes at diyor. Sakın o silahları bana doğrultayım demeyin. MP5'lerle valla kurşunu dizerim size ha. Eee zombi baba birlikte sıkalım buna. ne dersin? Birlikte ateş edelim. Anlaşıldı. Hadi. Bir. 1 2 3 Yürü. Aa, Anca gitti. gidersin. Aha gitti. Saldırın şuna. Aa, Saldırın. Hadi. Aa, dokunmayın Aha. bana. Aha. Diğerlerinden daha dayanıklı çıktı ama tabii ki aşağıdakilerin karşısında duramadı. Arkadaşlar aşağıdakilerin işi bitti. Bu da tek mermilikmiş ama gerçekten güçlü bir silahmış. Hemen şunu bırakalım. Gel buraya gel. Sıradaki silahımızı alalım hemen. Aa hangi silah? Aha da? uzaylı tabancası. Ana al onu bir şey Bu silah var ya çok güçlü yani. Evet şu iki silah kaldı arkadaşlar. Şu iki silahı da deneyeceğiz. Şimdi sıra... Oğlum ben şu sondakinden çok korkuyorum ya. O ne öyle? Şuna baksana. Oo lan oğlum dikkat et ona ne olacağı belli olmaz. Oğlum bu resmen dünya üzerindeki tüm televizyonları kendine takmış şu manyağa baksana. Neyse sorgulamaya devam edelim ee, minyonla devam edelim bu sefer. Evet minyon kardeş hatırladın mı beni zamanında şehri, şehirdeki tüm paraları çalmıştın hatırlarsan. Ee, şehrimizin bankasını soymuştun ee, onu gizli bir kuleye taşımıştın. Ne bileyim daha bir sürü şey yapmıştın. Hatırlamam mı? Kardeşim hatırladım hepsini. Ama emin ol ki bu işte bir alakam yok. Yemin ederim sana. Bu işle alakasının olmadığını söylüyor. Ne dersin? Kerem komiser bence bu yalan sıkıyor. Yani şunun dişlere baksana, gözlere baksana Allah bir bu kaşını öldürmüştür. Aa gözler dedin, dişler dedin. Gel gel gel. Bir şey dikkatimi çekti. Dur ne bir oldu? saniye. Şu aşağıdakilerin gözlerine de bakarsan e, benzer bir gözlük var gözlerinde. Evet şimdi buradan gözükmüyor net de şuna bakabiliriz. Durun arkadaşlar hemen göstereceğim size. Bu aşağıdakiler bilim adamıydı değil mi? Evet. Aynen tam olarak bilim adamı. Ana dur bir. Ana bunların gözleri benziyor. Evet bak şimdi minyonlar da bilim adamı. Hatırlar mısın bilmiyorum ama bu minyonlar aslında bir bilim adamı, bir araştırma yapıyorlar. Bir şey diyeceğim bu aşağıdaki skibidi tuvaletleri bu tasarlamış olmasın? Allah Allah acaba olabilir mi? Dur bir düşüneyim. Kardeşim, yani Kerem komiser ikisi de aynı yolun yolcusu yani olabilir niye olmasın? Evet kardeşim arkadaşlar bakın şimdi ee, ben galiba sorunu çözdüm. Arkadaşlar bu minyon aşağıdakileri tasarlıyor. Ee, daha doğrusu aşağı yolladığımız tüm skibidi tuvaletleri bu tasarlıyor. Mesela şuradaki tuvalet kafa Hasan da belki o tasarlamıştır. Tuvalet kafa Hasan sizin yoksa tasarımcınız şuradaki minyon mu? Doğru söyle bana. Ee, Kerem komiser seni de kırmak istemiyorum ama. Kırma beni ve doğru söyle lütfen. Sizin tasarımcınız şuradaki minyon mu? Doğru söyle ve cevap ver. Kerem komiser evet. Bizi tasarlayan kişi o laboratuvarda üretiyor bizi. Ve bu hale getiriyor. Evet. Gördün mü demiştim sana. Ah ona milyon yoksa. Bu yolun başından beri deri. Sen miydin? Yani şimdi zombi baba. Ee, Kemal ve Ceren'i bu öldürmedi ama. Dolaylı yoldan bu öldürdü sayılıyor. Çünkü sikibidi tuvaletler saldırdıysa Kemal ve Ceren'e. E, bu durumda tasarlayan da bu kişi olduğuna göre ben bunu aşağı yolluyorum aynı anda ateş edelim 3 2 1 Allah o oh, saldırdı bize de yaktı onu. arkadaşlar yanıyor değil, güzel. aşağıdakiler saldırdı ve işini bitirdiler kel kafalı bilim adamları aşağıdaki e, iki kel kafalı bilim adamı minyonun işini bitirdi bu sayede tasarımcı minyonu da öldürmüş olduk e, uzaylı silahı da yakıyormuş bu arada onu öğrendik Kerem Komiser bak benim bildiğim bir şey var. Bu milyonlar tek olmaz. Yani tek başına tasarlamış olmasının imkanı yok. Büyük olasılıkla bir ortağı olmalı. Bence de şimdi ortağı da büyük ihtimal şu. Evet. Baksana şurada g var görüyor musun? En tehlikelilerinden bir tanesi şu G-Man. arkadaşlar o -o. biliyorsunuzdur. Çok tehlikeli. Zaten bunu söylemeye gerek yok. Yani bu iyi mi kötü mü az sonra göreceğiz. Neyse şunla devam edelim. Hoparlör. Titan hoparlör kafamı bu. Evet Kerem Komiser kendisine çok fazla yaklaşma. Ana ne yapacağı belirsiz bunun. Bunu sen sorgulamak ister misin? Silahımızı değiştirelim ve bunu sen sorgula. Gel yanıma gel. Şu silah e birazdan. Ben şimdi daha... onun değini açarım. Beylikteysen dur Uza. ne varmış? Aha bak lazer silahı var. Gel al. Evet ama şu silah da gerçekten harikaymış arkadaşlar. Baksanıza. Neyse. Lazer silahımızı alalım hemen. Şöyle şunları bıraktık. Lazer silahımızı aldık. Ve Titan hoparlör kafayı sorgulamaya gidiyoruz. Haydi haydi haydi. Bunu sen sorguluyorsun. Koş gelin koş. Şey. Tamam dur sorgusu çekeceğim bekle. Titan tamam. kafa. Hemen tüm bildiklerini anlat. Belli ki sen yani minyonla ortaksın. Ne orta be? Neyden bahsediyorsun sen zombi baba? Ben yalnızım. Tekim ben. Ana yalnızmış. Hadi be oradan. Bir sürü arkadaşım var. Bir dünya arkadaşım var. Şuradaki e, Titan kamera adam bile senin arkadaşın. O benim eski arkadaşımdı. <laughs> Emin eski misin? Diyor. Yalan konuşuyor. Yalan, yalan. diyorum ki... size. O artık benim arkadaşım değil. Yalnızım ben. Yok. Madem yalnızsın. Ben buna inanmıyorum. Yalnız değil. E, eminim. Çünkü e, videolarda görüyoruz yani sürekli bunlar birlikte arkadaşlar sürekli birlikte değiller mi e, kamera adam hoparlör adam sonra ne bileyim e, farklı farklı sikibili tuvaletlerle savaşıyorlar bunlar hep birlikte savaşıyor yalnız değil bu burada bir yalnız ipucu var Yalnız değil belli ki kendisini açığa çıkarmak istemiyor bu Kerem komiser Evet evet bence de. Kendini açığa çıkartmak istemiyor çünkü suçla bir bağlantısı olabilir. Sor bakayım. Bir tane kafa. Seni hepimiz çok iyi tanırız. Sen gerçekten iyi birisin. Dünyayı kurtarmak için tüm gibi tuvaletleri önüne aldın ve savaştın onlarla. Yani sen öldürmedin değil mi Kemal Ceren'i? Hayır tabii ki de. Oh, beni aşağı atta. Şu bilim adamı sikibidi tuvaletlerin işini bitireyim. Ee? Aa, kardeşim aşağı gitmek istiyor. İyi birisiymiş Kemal ve Ceren'i. Tamam öldürmemiş olabilir çünkü sikibidi tuvaletlerle savaşıyor bu. E, Aşağıda atılmak istiyor. En iyisi biz bunu yumruklama ya da lazerle aşağı atalım. Bakalım belki işlerini bitirebilir. Aşağı inmek istiyor musun gerçekten? İstiyorum. Onları yok edeceğim ve dünyayı kurtaracağım. İyi o zaman ben seni aşağı atıyorum. Güle güle. Evet arkadaşlar aşağı ben attık buraya. onu. Buraya. Oh, Oo, geberteceğim seni. Oo, oh, çok güçlü. Yardım edin bana. Kerem şey niye yardım etmedik Bir ateş mi ateş edeydik öldü. Kardeşim onun intikamını almamız lazım. Bu iyice çıldırdı. Yani suç olmayanlara da saldırıyor. Manyak bunlar ya. Kafayı yemişler. Kardeşim neyse sorguyu bitirelim de bir an önce aşağı inelim ya. Şimdi sırada... ne olacak? Tamam kardeşim. Şunun da sıra. g Buraya... g miydi bunun adı? G-Man siki bir tuvalet Dikkat et gözünden lazer mazer çıkarabilir. Fazla yakın durma. Tamam kardeşim. O bende. G-Man siki bir tuvalet. Buraya bak. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Sana diyorum. Oğlum kulağında müzik mi dinliyorsun yoksa? Ne müziği dinliyorsun? Bana bak, beni duyuyor musun? Duymuyor musun? Kardeşim müzik dinliyorum, rahat bırak beni. Ne müziği dinliyorsun? Tamam, ona cevap ver. Ee, cezadan fark var müziğini dinliyorum. Daha doğrusu rap, yani rap dinlemeyi severim. Allah Allah, rap dinliyormuş. Garip. Oğlum, burası sorgu yeri, nere bile, ana çıkar kulaklı. Ya yürü git kardeşim ne çıkartacağım ben müziksiz yaşayamam müziksiz müziksiz bir dakika bile geçiremem yani. Allah Allah müziksiz bir dakika bile geçiremezsin. Ee... Sorsana şuna Anasını karnında kulaklıkla mı doğmuş bir bakayım ne diyecek? Ee, sen doğarken kulaklıkla mı doğdun söyle bakayım. Ee, annem aslında evet beni kulaklıkla doğurdu evet yalan söylemek gibi olmasın da yani farklı bir AirPods kulaklık vardı o zamanlar büyüdükçe tabii ki oyuncu kulaklığına döndü. Kardeşim. <laughs> ne, ne oyuncu kulaklığı? Ne diyor oğlum la <laughs> kulaklıkla giydiğin oyuncu kulaklığına dönüşüyor ne diyorlar bu? Kardeşim bu kafayı yemiş. Kendi çapında bize espriler yapıyor. Neyse bunun esprileriyle zaman geçirmeye çalışıyor anlaşılan. Bana bak Cimen. Kemal ve Ceren'in ölümüyle senin alakan var mı? Biz dünyadaki tüm insanları öldürmek için dünyaya geldik. Aslında uzaydaydık. Dünyadaki tüm insanların ölümünü gerçekleştirdikten sonra farklı evrenlere gideceğiz. Allah Allah! Kemal ve Ceren'in ölümüyle senin alakan olabilir yani. Evet, itiraf ediyorum. Biz yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? ne diyor lan bu? Duydum her şeyi itiraf etti. Vuruşunu Kerem komiser bu mu göndermiş. öldürmüş? Yürü aşağı yürü anca git. <laughs> Ana öldü la bu. Kardeşim aşağıdakiler herkese tek atıyor. İnşallah bize de tek atmaz. Sıra bunda. Arkadaşlar bilmiyorum bunu nasıl sorgulayacağız ama sorgulayacağız bir şekilde. Buraya bak bakayım. Aha baktı. Ne yapıyorsun? Benim sesimi duyabiliyor musun? E Sana diyorum. Şey Sesimizi duyamıyor Duymazlak. galiba. Görmüyor mu kafası Kocaman? Ana, baksa bir sürü ekrana açıp hangi birini kadar gibi içsin bu. Duyuyorum, duyuyorum. Sesiniz az geliyor. Yüksek sesle konuşun. Ana. <laughs> Sesimiz az gidiyormuş. Kardeşim bizi duyuyor musun? Hey! Sana diyorum. La hey! Oğlum. Bize bak la iş işte, la aşağıdayız la bak tamam yürüdüm. şimdi geldi sesiniz. Ne oldu lan ne istiyorsunuz ne toplandınız buraya Allah Allah işim gücüm var bırakın lan beni. Tamam tamam sakin ol. <laughs> Atar yapma lan. Artistik yapmaz. Ne bi? Allah Allah sorguya çekiyoruz şurada. Neyse bak şurada Kemal ve Ceren var oradan daha iyi gözüküyor. Görebiliyor musun? Ha ha görüyorum ne oldu söyle hadi hızlı ol. Ee, onların ölümüyle diyorum alakam var mı? Ee, onları sen mi öldürdün? La bak git işine ne öldüreceğim bir sürü işim var uzaydan sinyaller alıyoruz başka bir yere gönderiyoruz Allah Allah onlarla mı uğraşacağız be oğlum bir de gözünü seveyim be abi Ana bu yapmamış olabilir evet bir sürü işinin olduğunu söylüyor ee, ne bileyim yani ben bundan pek şüphelenmedim aslında sen ne diyorsun? Hem de şüphelenmediğim Kerem komiserim. Valla bu yani baksana işinde gücünde bu öldürme işleriyle galiba ilgilenmiyor. Evet galiba ilgilenmiyor ama ben diyorum ki bir heyecan olsun atalım mı bunu aşağı? <laughs> ne diyorsun heyecan zaten? Heyecan mı olsun? He duyamıyor zaten bizi. Arkadaşlar atalım mı? At derseniz belki de şunun boyuna posuna baksanıza aşağıdakilerin işini bitirebilir. Yani aşağıdakileri sonuçta biz öldürmemiz lazım. Çünkü o kapıdan içeri girmemiz lazım. Bu da en azından aşağıda bize yardım eder yani. Ne dersin? Arkadaşlar bir yazın yoruma at diyenler olursa atacağız. Yani Kerem Komiser belki de biraz vurur şunlara. Yani yardımcı olur en azından şunları yok etmemizde. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Yardımcı olursa biz de o kapıya daha rahat girebiliriz. Arkadaşlar o yüzden aşağı atmak istiyoruz. Atalım mı sizce? iram komiser herkes at diyor. Atak mı? E o zaman bence, bence, atar. bence de atalım ama biraz uzağa geçeceğim ben böyle. Bunu sağ solu belli olmaz. Hazır mısın? 3 deyince Hazırım. ateş edelim. Hazırım. 1 2 3 Ateş ettik. Aha! İşte aşağı. hadi saldır. Hadi aslanım. Ana! Oğlum bu Oğlum, ne? senin güçlü dediğin bu muydu la? 2 3 vuruşa gitti la bu. Oğlum ben aşağıdakilerden çok korkuyorum. Diyeyim ben sana ben aşağı inmem. Sana bir şey diyeyim mi? Ben de inmem. O yüzden hadi güle güle Kerem komiser. Kardeşim ama oradaki kapıya da girmemiz lazım. Ne yapacağız ya? Arkadaşlar bu arada çukur bitti ama şuradaki kapıya girmemiz lazım. Aşağıdan bir şeyler çıkacak eminim. O gizemli kapıdan ne çıkacağını bulmamız lazım. Ee, sona kalanlar da bunlar. Bunlar masummuş. Şimdi e, zombi baba gel son silahımızı alalım ve aşağı inelim. Yapacak bir şey yok. Evet şu komiser, silahı... Oğlum demin yaşananlara herhalde anlamadın sen Kocaman bak televizyon kafayı Direkt 2-3 vuruşla mahvettiler Yani bize üflezeler ölürüz yani Gitme ekmeğince Kardeşim bak ne yapıyoruz biliyor musun? Şurada bir sandık var Neymiş bu? Evet merdiven Evet arkadaşlar sandıktan merdiven çıktı ikinci sandıktan ee, Şimdi Kemal ve Ceren'in katili aşağı katillerini şüphelendiğimiz kişileri aşağı attık ama aşağıdakileri hiç sorgulamadık. Belki de Kemal ve Ceren'in katili aşağıdakiler. Nereden bileceğiz? Onları sorgulamak için aşağı inmemiz lazım. Saldırırlarsa da kendimizi tabii ki koruyacağız. O yüzden kardeşim hem o gizemli kapıya girmek amacıyla hem de aşağıdakileri sorgulama amacıyla diyorum ki inelim aşağı. Ne dersin? Tamam Kerem komiser sen ne dersen ben okeyim. Hadi o zaman inelim ama çok dikkatli ol tamam mı? Tamam kardeşim arkamdan gel. Merak etme dikkat benim göbek adam. Şöyle eyvah nasıl... Oğlum sen aç, sen önden gitsene ben koyamıyorum valla. Al şu merdiveni. O ne la? Ver la şunları sen ne kadar beceriksizsin bir çekil la. <laughs> Hadi kardeşim. Dur bir la. Heh şöyle gittim la takip et beni. Nereye gidiyorsun? Allah. Oğlum duvara yaklaşmaya çalışıyorum bir dur. He, gel. E oradan ineceğiz de biz orta tarafa nasıl çıkacağız? Buradan koyman lazım dur. merdiveni. Oğlum biz buradan çıkarız işte. Hayır kardeşim bu bariyerler aşağı kadar iniyor. Ortalık alana nasıl çıkacağız sonra? Merdiveni şu bariyerlerin üstüne koyman lazım. Dur bir. Şöyle deneyelim o zaman. Oğlum koyamıyorum la beyin. Kardeşim ver ver. Sen ne beceriksiz çıktın? Oğlum ya. verirsem bak düşebilir aşağıya. Gel burada ver gel. Heh al şunu. Arkadaşlar beceriksiz çıktı. Anlaşılan bu işi de biz halledeceğiz. Bak kardeşim bak güzel kardeşim. Bak sevimli kardeşim arkamdan gel. Hop. Aa sen bundan mı bahsediyordun la? Ana ben başka bir şey anladıydım. Hop, Dikkatli ol Kerem komiser. Tamam arkamda Oğlum çok korkuyor. Oğlum bak ya çok tehlikeli sularda yüzüyoruz. Düşersek <laughs> ölürüz ha haberin olsun. Şu biraz uzaklaşsın. Oğlum bizim dibimize dibimize geldi. Ya oğlum uzaklaş da uzaklaş Lan lan dur dur. Allah! O oh, Kerem oğlum, sen, ben onu oyalıyorum. Sen koymaya devam et onun şu anda fokusu ben değil. sen koy. Allah aşağı düşüyordum. Oğlum şunu ateş et. Biraz uzaklaşsın git lan buradan. Aa, oh, git lan buradan. Ben onu oyalıyorum. Kerem abi sen koy beni. Tamam. Tamam şuraya da bir merdiven. Hop. Acele et biraz mermim oh. bitecek la. Kardeşim. Aha. Ana Aha. öldü la bu. Kardeşim gel gel. Gel. Yanıma gel. Hop. Buraya da indik. Aha gel. Kardeşim o hemen şu kapıya gel. Kardeşim ben hemen şu kapıya giriyorum. Allah. Aç kapıyı aç aç aç. aç. Gel arkamdan değil. gel arkamdan gel. Çabuk. Heh. Oh be. Gelemez değil mi buraya? Yok lan nasıl giysin ana? What Tek sadece biz girebiliriz. O Hı kapıyı niye üstümüze kapadın? Dur dur. Oğlum burada da bir kapı var çünkü. Burası da bir yere gidiyor. Arkadaşlar. Oğlum bunlar çok tehlikeli. Şunun tipine baksana. Neyse. Evet. Aa burası da bir yere gidiyor. Şu Aa. Aa, burada Hişt. zırhlar ve silahlar var. Tamam. Giyelim şunları üstümüze. Anlaşılan. Ee, bir yere gitmemiz gerekiyor şu anda. Şehre mi ineceğiz acaba? Aşağısı şehir demiştim ya. Şu silahları evet. bırakalım, bunları alalım. Evet, yanına al bu nükleer silahları arkadaşlar. Aldım. Karşımıza ne çıkacağı belli değil. O yüzden bize böyle güçlü silahlar verdi. Evet, galiba aşağı ineceğiz uçarak. Şehre inmemiz gerekiyor. Hazır Aha, mısın? Hadi ne? Hazırım. Evet, zombi baba ile birlikte arkadaşlar şehre iniyoruz. Karşımıza acaba ne çıkacak bilmiyorum. Uçaraktan iniyor. Aa aşağıda. Aşağı bak aşağı. O ne be? Oh, Aa aşağısın. bilim adamısı gibi tweetlerle dolu. Gel buraya, çabuk buraya gel. Buraya buraya çatıya gel. Çatıya inmemiz lazım. Şu çatı iyi. Evet. Arkadaşlar şu çatıya doğru iniyoruz. Hop. Evet güzel. Burada güvende oluruz. Şehrimizi temizlememiz lazım bunlardan. Gel. Geldim. Tamamdır. Arkamdan gel. Şuradaki merdivenleri kullanarak bu apartmanı terk edelim hemen. Hadi koş 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 kardeşim. Koş 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 geliyorum tam arkandayım hızlı ol. Arkadaşlar şehrimizi de bu skibidi tuvaletlerden temizlememiz lazım. İnşallah temizleyebiliriz. Evet aşağı indik sonunda. Etrafa dikkatlice bakalım kardeşim. Karşımıza neyin çıkacağı belli olmaz vallahi. Ben birazcık tırsıyorum. Bir tanesi şuradaydı. Görmüştüm. Kardeşim bu elimizdeki silah mi? güçlü. Tamam sen minigunla ya da öteki silahla tara. Ben de bunu da taracağım. İki farklı tamam. silah. Tamam. Aha. Evet. Aa, ciddi. önümüzde vurayım ben. mı? Aa, vur vur vur. Kardeşim vur yaklaştırma. Aa, geber. Kardeşim dur geber. dur. Minigun'la tarama. Çok ses yapıyor. Öteki silahla ateş et. O zaman ben de nükleer bomba atayım mı? Çekil kenara gelen komiser. Yolla nükleer. Benim evime Yolluyorum. dikkat et. Yolluyorum. Evime gelmesin. Aa da yolladım. Oh. Oha. Kardeşim o neymiş ya. öyle? Bir Oğlum ben... bu dünyanın en gücü silahı. Kardeşim bu da güçlüymüş de. Yani aa mermimi değiştirdim. Bir dahakine ben kullanayım sen bunu kullan tamam mı? Tamam olur haydi. Şimdi sıradaki kişiye gidiyoruz. Şu şehrin ortasında da birisi vardı. Oğlum Allah'tan evim patlamadı ha. Evimi patlatsaydın var ya baştan aşağı yaptırırdım bu evi sana. Neyse. Kerem komiserim ben babamdan nişancı olarak doğmuşum. Sen niye anlıyorsun be? Gördün mü sen? Bana orada. Oğlum... Atıyorum atıyorum atıyorum. Hop. Hadi yolla helal be. Bir tane daha atıyorum. Hop. Yolla bir tane daha. Ana Allah. içinden geçti. Allah mermi dolduruyorum bekle. Yolluyorum kardeşim kenara çekil sana gelmesin. Yolladım. Tamam. Kardeşim. Oluyor lan dojladı. Dojluyor kardeşim içinden geçiyor. Attım. Kardeşim ölmüyor bu. Çok güçlü. Aa, gebereceksin. Hop. Aha patladı. Hadi. Oğlum ölmüyor la bu. Kardeşim az bir canı vardır. Hadi hadi hadi. Şöyle sesi biraz daha kıstık. Aa. Attım. E ee, bu ölümsüz mü? Oğlum yaklaşmasın bize. Oğlum Allah. bizim buna gücümüz yetmiyor. Baksana ölmüyor ki bu. Kardeşim lütfen yardım et. Biz bununla şehirde nasıl baş edeceğiz? Sen olmadan... Oğlum ben zaten ateş ediyorum. Tamam kardeşim az bir canı vardır. Biraz da... Aha Aa, Aa, öldü. öldü işte Güzel şunu da gökyüzüne doğru gönderdik arkadaşlar Onun da işini bitirdik Ama gerçekten çok zor öldü Neyse arkadaşlar Şehrimizi de temizledik ee, Zombi babayla birlikte Yukarıdakileri sorguladık ilk önce Sonra şehre inip güçlü silahlarla Şehrimizdeki yaratıkları da temizledik Canlı yayına katıldığınız için teşekkür ederim Videoyu da baştan sona izleyen Herkese teşekkür ederim Sizlerden şimdi bir ricam var arkadaşlar Aşağıda açıklama kısmında Mustafa Er'in kanalı var. Lütfen Mustafa Er'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoya da like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like gelirse o kadar fazla canlı yayın açarız. Bunu lütfen unutmayın. Hatta bundan sonra belki de her pazar canlı yayın açabiliriz. Ne dersin? Zombi baba. Valla arkadaşlar yani her pazar canlı yayın açabiliriz. Yani ben bu fikri çok beğendim. Hem eğleniriz hem böyle görüyorsunuz çok eğlenceli oluyor. Evet bence de arkadaşlar her pazar canlı yayın açmamızı istiyorsanız sizlerden şu anda bir ricam var ee, kanalımıza abone olun videoya like atın ve Mustafa Erin kanalına da abone olmayı unutmayın eğer ki bu üçünü yaparsanız e, size söz veriyorum bir dahaki haftaya pazar günü de canlı yayın açarız bundan sonra böyle canlı yayınlarımıza devam ederiz lütfen sizler de desteklerinizi gösterin bir sonraki video.